aslında birçok koruma, yani nasıl hem yeni nesli hem kendimizi koruruz, hem bugüne nasıl adapte ederiz konuştuk ama bu tip koruma tedbirleri bir kalite standardı getirirken bir yandan da geleceğin mimarı olacak çocukları da engelliyor olabilir. O yüzden yani bir kalite standardı yaratırken alttaki seviyeyi yukarı çıkartıyoruz ama üsttekini de yanlışlıkla aşağıya indirebiliriz. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü eğer 5 yaşında bir çocuk bilgisayar başında oyun oynarken gittiğimizde ya bu çocuk çok fazla oyun oynuyor ben ne yapayım dediğinizde içeriği bilmiyorsanız yarının mimarı olacak bir çocuğun orada bir su yolu yaptığını görmezseniz o mimarı da engellemiş olabilirsiniz. O yüzden birine bir yasak koyarken ya da engellerken önce ne yaptığını anlamak çok değerli. Ne yaptıklarını anlamazsak, neden oyun oynadıklarını, neden bilmediklerini, bunları yaptığını anlamazsak ilişki kuramayız. Yani yanlışlıkla yasakladığımız şeyler bir standart yükseltirken geleceği de tersine etkiliyor olabilir. Şimdi benim anlatacağım hikaye aslında sanat dediğimiz şey, anladığımız şey işte resim, müzik, mesela bunları anlıyoruz ama şimdi bunlar zamanında bakın 1950'lerde bu Yoko Ono'nun bir işi diyor ki resmi yapmayacağım diyor. Resmi anlatacağım. Tarifini yapacağım. Bir torba alın, içine tohum koyun, köşesine ufak bir delik açın, rüzgar olan bir yere bırakın diyor. Bunu sadece söylüyor. Şimdi hepimizin kafasında başka bir torba, başka bir tohum, başka bir rüzgar alan yer canlandı. Eseri yapmak yerine formülü yapıyor. Bunun ilk örneklerinden biri Köln'de yapılmış. Arka Müze Ritmika. Bu aslında 16. yüzyıl, 17. yüzyıldan bir enstrüman. Bir rahibin yaptığı burada bir enstrüman. Ve müzik yapan bir makine. Diyor ki müziği insanlar çalıyor ama bir makine yapsak aslında o insanların yaptıkları besteleri üst üste eklese ve kendi müziklerini yapsa diyor. Ve bu makineyi inşa ediyor. Ve aslında birçok yerde bunun örneklerini görüyoruz. 1900'lerin başlarında Vladimir Prop diyor ki bir sürü masalım var evde. Bunları nasıl sınıflandıracağım? Yani korku masalları, fabıllar, çocuk masalları diye sınıflandırmak anlamlı gelmiyor. Çünkü korku masalıyla çocuk masalı bakıyor aynı hikaye aslında. Terimler değiştirilmiş, kahramanlar değiştirilmiş. Diyor ki ben dramatürjisine göre sınıflandıracağım. O yüzden dramatürjik kuralları belirliyor. Her masal otoritenin gitmesiyle başlar diyor. Güneş kaybolur, anne işe gider, baba yurt dışına gider. Sonra kahramanımız bir yasakla karşılaşır diyor. Yasağın üç türü olabilir diyor. Sakın o kutuyu açma olabilir. Kardeşine göz kulak olabilir. Ya da doğal bir yasaktır diyor. Geceleri ormana tek başına gidilmez. Ve bundan sonrasında aslında hepimiz biliyoruz. O yasak çiğnenir vesaire. Buradan bu kurguyu çıkartıyor. Şu gördüğünüz 1910 yılında masalları şu satıra indirgiyor. Mesela Harry Potter'ın Sırlar Odası'nın akışını görüyorsunuz burada. Ya da başka bir analizde Keloğlan'ın akışını görüyorsunuz. Ve okuduğumuz bütün masallar aslında bu tip dramatürjilerden çıkıyor. İlk olarak bu formülle, biçimle bunu anlamaya çalışıyor sanatçılar. Ne oluyor bu dünyada diye. Mesela Sol Levit duvar çizimleri yaptırıyor. Formülleri öğrencilerine veriyor. Ve öğrenciler o formülleri duvara çiziyor ve gidiyor. Aynısını şimdi bugün camiye çıktığımda yukarıda aynı şeyleri gördüm. Formüller İslam geometrisinde çok fazla var. Yani bu 8 köşeli yıldızlar Sümerlerden biri aslında kullanılan. Birçok yerde gördüğümüz simgeler ve geometri ve matematiğin temsili aslında. Biri bir formül yapıyor ve o formül üzerinden biz bunları görüyoruz. Şimdi bilgisayarın icadı işin rengini değiştiriyor. Bilgisayar icat olunca artık formül o kadar karmaşık olmaya başlıyor ki anlamamaya başlıyoruz. Bu mesela Google'ın baş mühendislerinden biri Ray Kurzweil'in zamanda yazdığı bir şiir yazılımının yazdığı bir şiir görüyoruz. Ben de benzer bir şey yaptım. Deniz Yılmaz adında bir robot şair yaptım. Bu robot şairin hatta size yazarken çok kısa bir görselini göstereyim. Bu robot kendi şiirlerini üretiyor, Türkçe şiirleri okuyor. Ve o şiirler üzerinden kendi şiirlerini yazıyor. Burada aslında gördüğümüz bir CNC makina. CNC makinenin ucuna bir kalem taktım. Ve kendi şiirlerini yazmaya başladı. Ve kağıda bizim gibi yazmaya başlayınca, çünkü ben de ne yazacağını bilmiyorum robot şairin. Açıyorum bakıyorum ne yazmış, ben de okuyorum. Ve anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu alanda üretken sanat, jeneratif sanat diye geçiyor. Demin anlattığım hikaye aslında oydu. Bazı çocuklar bu sistemlerle ilgileniyor. O sanatı yapan sistemleri görüp onlar üzerinden eserler yapıyor. Hatta şöyle bir üstten çekimini çok az göstereyim. Gördüğünüz gibi burada makina benim el yazımı taklit ederekten kendi şiirini oluşturuyor. Şimdi birkaç tane böyle örnek göreceğiz.
Bu onun şiirlerinden birisi. Ama şimdi şunu yapacağım, canlı bir şey yapacağım, risk alacağım. Elon Musk'ın başlattığı ama sonradan ayrıldığı OpenAI sistemi, GPT-3'ü, yapay zekaya bir şiir yazdıracağım şimdi. Ne yazacağını bilmiyorum, o yüzden risk bende değil, sorumluluğu almıyorum üzerime. Şunu yazdım, şimdi bakın yapay zekanın ne kadar geliştiğini görelim diye. Bana konusu doğa ile ilgili olan bir şiir yaz dedim. Yolladım. Benim yazdığım bir yazılım değil. Bu var bir yazılım yapay zeka. Çilin her tonunu gördüm. Maviye uzanan bir deniz. Gökyüzünden inen bir güneş. Her şeyi gördüm. Ama hiçbir şey göremedim. Çünkü gözlerimi kapattım. İnsanların olmadığı, sadece doğanın olduğu bir yerdeydim. Ve o an her şeyi gördüm. Bayağı güzel yazdım. Şimdi hocam bir konu önerisi isteyeceğim ki doğaçlama olduğunu herkes görsün diye. Bana bir konu önerisi verebilir misiniz? Medya ve dil. Şimdi öncelikle şunu uyarayım. Türkçesi biraz iyi değil. Bu da bizim aslında çok fazla dijital içerik üretemememizden kaynaklı. Ama İngilizce tabii çok genel, evrensel. Yani lingua franca olduğu için artık çok iyi besleniyor. Göreceğiz, şüpheliyim. Medya dilin yarısıdır. Dilin yanı sıra bir yandan da çok fazla söz söyler ve çok fazla yanlış söyler. Şimdi bunu dildeki karşılığını gördük, bir de resimdeki karşılığını gördük. Burada formüller var. Bak mesela buna hücresel otomatlar deniyor. Biz aslında bilimden gelen verilerle sanattaki ifade şekillerini birleştiriyor sanatçılar. Bunlar kurallarla yapılan sistemdir ama kurallar bir süre sonra o kadar karmaşıklaşıyor ki kendi yazdığımız kuralların yaptığı şeyi anlayamıyoruz. Ben çocuk, yani kızım 11 yaşında benim, aynı şeyleri kızımda gözlemlediğim için biliyorum. Ona çok basit 2-3 tane kural veriyorum. Sonra içeriki odaya gidiyorum, geri dönüyorum. Gerçekten inanılmaz bir şey çıkartıyor ve bunu hem yazılımlarda görmek hem bir insanda görmek kendini anlamak adına çok beni büyülüyor. Ben her bu tarz yazılımla uğraştığımda ya da çocuklarla ilgilendiğimde hep kendimi, insanlığı anlamaya başladım. Bunlara bakarak aslında. Şimdi çocuklar nasıl şeyler koyuyor? Mesela burada Scratch denilen bir programlama dili var. Burada ebeveyn olanlar bunu biliyorlardır. Kodlama yapıyor. Çocuklar ne yapıyor kodlamayla? Çünkü bizim zamanımızda kodlama mühendislik için yapılıyor, değil mi? Hayır. Animasyon yapıyorlar. Müzik yapıyorlar. Film yapıyorlar. Hikayeler yazıyorlar. Sanat yapıyorlar. Çünkü aslında araç, her şey araç olabilir. Mikroskopla bilim de yapabilirsiniz, mühendislik de yapabilirsiniz, sanat da yapabilirsiniz. Aslında bir araç size ne yapacağınızı dikte etmez. O mikroskopla bir hikaye anlatıyorsanız o sanat olur. Buradaki sistemlerle hikayeler çıkartıyorlar. Şimdi zamanımı gözetmek adına birazcık hızlanıyorum ama şeyi kapattım sunumu. Hemen geri dönüyorum. Şimdi burada, çok pardon, çocukların yaptıkları şeylerle basit kodlar, çünkü bunlar hani çok karmaşık gözüküyor ya, değil mi? Bunları aslında işte çok iyi yazılım mimarları vesaire mühendisler yapıyor gibi gözüküyor bizim gözümüzde. Ama aslında basit örneklerini çocuklar da yapabiliyorlar. Hemen hızlıca geliyorum. Acele edeyim derken zaman kaybettim, kusuruma bakmayın. Şimdi mesela Scratch programlama dilinde benzer bir şey yapan basit bir örnek göstereceğim. Burada bir kod bloğu var ve şu kodlarla şuradaki bir bulut görselini tekrar tekrar çalıştıracağım. Her çalıştırdığımda yanında başka bir görsel oluşuyor. İşte yaptıkları bu aslında. Basit formüllerle, yani normalde bir resim yaptığımızda tek bir resim yapıyoruz. Ama günümüzün genci o formülü tanımlayıp resim uzayını inşa ediyor. Şimdi aynı şeyi resimde görelim. Ve yavaş yavaş oradan toparlayayım. Şunları bir hızlıca geçiyorum. Mesela bu Aaron ilk örneklerden birisi. Harold Cohen'in işi. Resim yapan bir bilgisayar. Bayağı eline boyalarını alıyor. Demin yazı yazan bilgisayar gibi. Bu da resim yapıyor. Şimdi günümüzde bunların yapay zekada geldiği rolü göreceğiz. Mesela şu anda yine başka bir yapay zekaya bir resim yaptıracağım. Düşünüyorum. Köln'ü yaptırayım. Hatta şey diyeyim,
Ren Nehri nasıl yazılıyordu? Önce de. Rain, şöyle mi? Denedim önceden ama bakayım deneyeceğim. Yanlış anlamayı da düzeltebiliyor yapay zeka. Güveniyorum. View in Kolombiyim, Köln'deyim. Bastım bakalım ne yapacak. Şu anda yapay zeka da komut veriyor. Yani resim üretmesi için komut veriyorum. Ve server'a giriyor. Şu an %8'de. Umarım bir teknik aksaklık olmaz. Olursa da önceden yedekleri hazırladım. Evet, gördüğünüz gibi bir şey çıkmaya başladı, bir silüet. Katedrali görüyorum yanlış görmüyorsam. Şimdi bunlar aslında bizi hem korkutuyor hem heyecanlandırıyor yapabildikleri. Şimdi demin aslında birçok konuşmacı söyledi. Teknolojinin kullanıcısı olmak böyle bir şey. Bunları kurcalamak, korkmamak, anlamak, üretmek ve onlarla ilişki kurmak. Şimdi yakından bir bakalım. Nasıl? Benziyor mu? Bir tanesini büyütebilirim ben anlatırken. Seçtiklerinden birini. Şunu büyüteceğim. 4 numarayı o sırada devam edeceğim. Şimdi bu alanda çok ilginç bir şey var. Türkiye'den, demin hocam da anlattı neydi hocam da, çok fazla dünya çapında ünlü sanatçı var. Mesela bu Memo Akten şunu yapıyor. Sadece manzara resimleri beslenmiş bir yapay zekanın gördüğünü göreceksiniz. Şimdi ben şey deriz ya, dilimizle dünyayı gördüklerimizle yorumlarız deriz ya. Yapay zekaya sadece manzara resimleri göstermiş. Solda bir kareyi gören yapay zeka sağdaki manzara olarak anlıyor. Yani sadece deniz resimleri ve manzara gördüğü için solda kablolar var ama sağda sanki dalga, deniz, kayalar görüyor. Mesela aynı yapay zeka ateş beslediğinizde ne görürse görsün ateş olarak anlıyor. Dolayısıyla bizim dünyayı anlamamızdaki bu aslında felsefi çıkarımların gerçek olduğunu, somut olduğunu bu yazılımlarla yaşadığımız deneylerle görüyoruz. Sadece çiçek resimleri görmüş bir yapay zeka ise aynı şeyi çiçek olarak algılıyor. Bu arada resmimize bakalım. Geçti mi sınavı? Bu arada. Şimdi bunun dışında demin hocam da bahsettim Eli hocam da çok kısa şeyleri söyleyeyim. Refik Anadol da mesela dünyada bu alanda en ünlü sanatçılardan biri kendi alanında yaptığı enstelasyonlar arasında dünyada ilk üç olarak gösteren sanatçılardan birisi. Aynı zamanda Emine Hocam yine bahsetti Murat Pak da öyle. Şimdi bunu anlamamız gerekiyor. Biz bu gençlere hiçbir şey öğretmedik. Şimdi başta söylediğimi hatırlayın. Bu çocuklar aslında küçükken bilgisayar başına takılan ve bir şekilde orada yalnız kalabilen ve bunu iyiye kullanabilen çocuklardı. Ve kendi kültürlerinde, yani bizim kültürümüzde aslında soyut figürler her yerdedir. Baktığınızda bu camide her yerde soyut anlatımlar görüyorsunuz. Aslında geometri ve matematik her zaman vardı bizde. İşte halının üzerinde büyüdük. Halının üzerine düğüm düğüm, piksel piksel o grafiklerle büyüdük. O yüzden çocukları biraz özgür bıraktığımızda ve onları anladığımızda dünyada en önemli sanatçılar haline dönebiliyorlar. O yüzden özgürlük alanını doğru tanımlamamız, bir yandan standartları ve kuralları oluştururken bir yandan o çeşitliliği de azaltmamız gerektiğini düşünüyorum dinlediğiniz için.